Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi geçen hafta yaptığımız işte konulardan bir tanesine bakarak başlayacağız. Bir de ben ders kitabınızı açayım. Evet, gidip gelen bir elektriğim var şu anda evde. Eğer elektrik normale dönerse İnternet bağlantısı kesilip gelebilir. Şunu da düzenleyelim. Tamam. Son dersimize bakacaktık ne yaptık diye. Şuradan bakalım son dersimize ne yaptık. Üçüncü hafta konularında tekrar yapmışız. Başka ne yapmışız? Maskeleme yaptık. Bir de while true'yu şey yapmıştık hocam. Maskeleme ve while true mu? Ya while döngüsünü direkt görmüştük hocam. True değil de. Tamam. Evet, maskeyle port'a bilgi gönderme. Sonra if'le sayıcı tasarımı yapmışız. Evet, en son şu konuyu tekrar alalım. Şundan başlayalım. Beşinci haftanın ben ders dokümanını da açayım size hemen burada. Oraya da notlarınızı oluşturayım. Şurayı silelim. Beşinci hafta. Şunu da silelim. Beşinci hafta. Tamam, bunun içerisine bir tane döküman. Beşinci hafta ders dokümanı diye yazalım. Beşinci hafta ders uygulamaları. Bunu yazdık. Şuradan bir tane uygulama bakalım. Evet, bu bizim işimizi görür. Bunun üzerinden çalışalım. Şöyle. Bunun resmini ben alayım. Ders notlarınızın içerisine atıyorum. Kontrol V. Dördüncü hafta buton uygulaması tekrarı diyelim. Tamam. Beşinci hafta buton uygulaması tekrarı. Başka ne yapacaktık? Bir saniye arkadaşlar. Evet, ekran paylaşımı bitti. Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Evet hocam. Evet hocam. Gidip gelen bir elektrik var, onun sebebi. Yani sizin için şey değil mi? Bağlantı kopmadı. Bende oldu herhalde. Yok hocam. Siz yok, bizde kopmadı sizin bağlantınız. Tamam, bana gidip geldi. Sorun yok o zaman. Buraya da geçen hafta şu donanımın üzerinde yaptığımız şu kodu konuşalım hatırlama adına. Ctrl-C. Bunu yapıştırdım. Şimdi bu kodu şeyin üzerinde çalışalım. Buradaki dokümanın üzerinde çalışalım. Burayı silelim. Şimdi bu geçen hafta şunu yapmıştık. Butonla sayma işlemi tasarımı yapmıştık hatırlarsınız. Bir tane bakın burada
8 bitlik bir değişken belirledik. 8 bitlik belirlediğimiz değişkenin içerisine, iyi değişkenin içerisine 1 atadık. Port düzenlemeleri yaptık, değil mi? Sonra bakın while tour'un içerisinde, burası önemli. While tour'un içerisinde, bakın şunları sağa doğru öteleyeyim. Şurasını, şunu iki kez öteleyeyim. Bu if de ona bağlı olarak şöyle içeride hareket eden. Şimdi bakın, şunu if'e göre ayarlayayım. Bakın while burada, if'in bir alt, if bir altta. Yani if ne yapıyor burada? Şu kısmı çalıştırıyor. Eğer buton aktif olduysa, buton 1 olduysa, bu süslü parantezlerin içerisini çalıştırıyor. Hemen diyor ki output, yani biraz bekleyerek, butonu algılama süresini bekleyerek B portuna hemen i yazıyor. i'nin içerisinde 1 var. Sonra i'nin içerisinde 1 var. Bunu sağ tarafa yazarak diyor ki 1 artı 1 eşittir 2. i'nin değerini 2 yaptı. Ama hala ekranda 1 yanıyor. Sonra butonun algılaması 1 olduğu için şurada bakın 15 milisaniyelik, yani çok küçük bir gecikmeyle şurayı da çalıştırıyor. Buton 1 oldu mu diye sorguluyor. Sonra diyor ki i'nin içerisindeki değer 30 oldu mu? Bu while'a bağlı olarak. Eğer 30 olduysa sıfırlıyor. Değilse tekrar buton kontrolü yapıp bu while tour'un içerisine geri dönüyor. Aslında butona her dokunduğunuzda bir sayma işlemi yapıyor. Bunu çalıştıralım. Mikro denetleyicinin üzerine yükleyelim. Tabii son çalıştığımız yer neresi yazıyor? 5. hafta kote diye geçmiş. Çok önemli değil. Onu bulalım. 5. hafta. 5. hafta kote. Bunu çalıştıralım. Tamam diyelim. Bakın tümü sıfırlandı. Sadece ben şunu yapmıştım. Buton diye bir tanımlama yapmıştım. Bunu geçen haftadan hatırlarsınız. Pin A0 neyse buton odur. O zaman buton pin A0'a bağlı. Yani şuradaki pin A0 eğer 1 verirse, şöyle yaklaştırayım biraz daha ama ekrana sığmıyor. Şurayı biraz daha büyütelim. Bakalım sığacak mı? Evet, sığdı. Şimdi butona ben her dokunduğumda butonu 1 olarak algılayıp burayı 1 arttırıyor. Sonra tekrar bastığımda 2 oldu. Yani 1 sıfıra dönüştü. 3 oldu. 1 1. Kaça kadar sayacak böyle? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buradaki değere kadar. 30'u ekranda görmeyeceğim. Burası 15, 16, 17, 18. Devam ediyor. Kaça kadar sayacaktı? Gördünüz mü ekranda? 30 hocam ama 30. 29'a kadar ekran yansıtacak. Evet. Burası kaç oldu? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30 olmadan sıfırladı. 30'un yerine 0 yazdı. Böylece buton uygulamasını yapmış olduk. Şimdi ders kitabınızda bakalım. Bir sonraki konu ne diyor? Oradan devam edelim. Yürüyen ışık uygulaması var. Mikrofonlarınızı konuştuktan sonra kapatırsanız arkadaşlar sürekli ses alıyor. Ben hepinizin mikrofonunu kapattım. Konuşup kapatın mikrofonlarınızı. Gürültü kaydetmesin. Ders kaydı için söylüyorum. Normalde çok sıkıntı değil. Evet, yürüyen ışık uygulaması diye bir çalışma var. 7-4 numaralı deney. Sayfa 131'de buton uygulamasını yaptık. Yürüyen ışığa bir bakalım orada ne diyor. Bu donanım üzerinde çalıştırmamızı istemiş. Burada bakın 8 LED var. B portunda 8 bitlik bir çıkış uygulanacak. Kodu yazacağız.
Yani ben şu donanımı kullanabilirim. Bu donanım kalsın. Tamam, bu donanım varlığını sürdürsün. Kodu yazacağım. Kodu yazacağım yeri de arkadaşlar şöyle yapayım. New Project'le Project Wizard'ı seçip bu donanım için tekrardan aynı yere bir kod oluşturmasını istiyorum. Var olanı değiştir dedim. İşte bana 20 MHz için mi oluşturacaksın dedi. Evet dedim. Ve bana böyle taslak bir kod yapısı oluşturdu. Şimdi bunu şeye bakıp yazacağım tekrar. Yani şu header'ı benim farklı kendi wizard'ım yüzünden. Şu fast input output'u kullanmıyorum. Bunda sıkıntı oluyor yazarsam. Benim wizard'dan ya da işte compiler'dan dolayı. 8 bitlik i ve led değişkenleri oluşturmuş. Hemen oluşturalım. INT i. Bakın burada farklı olarak daha öncekilerden ikisini de aynı satırda oluşturdu. Hem i hem led değişkenlerini aynı satırda açtı. Void'un içerisinde bakın şu kısımları yazmıyorum. Setris B portu açılmış ve hepsine B portunu sıfır oluşturmasını istemiş. Void main'in içerisinde yazalım. Setris B portunun tamamını çıkış için aktive et. Sonra hepsini sıfır yaz. Output B portu hepsinin içerisine sıfır yaz. Bunu da söyledik. Sonra bizden ne istemiş? Bakalım. Şu satırı yazdık. Şunu da yazdık. Sonra while döngüsünün içerisine gelmiş. Bakın burada diyor ki led'in içerisine bir yaz. Tamam. While döngüsünün içerisinde diyor ki led eşittir bir olsun. Tamam, bunu yazdım. Sonra ne demiş bana? Ne istemiş ya da? For demiş sıfırdan 7 küçüktür eşittir'e kadar bir arttır. Tamam, for i sayısını sıfırdan mı başlatmıştı? Tekrar bakalım. Sıfırdan başlatmıştı. Sıfırdan i küçüktür eşittir 7'ye kadar bir arttırdı değil mi komut? Şöyleydi. Tamam, bunu yazdım. Bakın yazdım. Sonra diyor ki led değerini şu for döngüsü içerisinde burayı görebiliyorsunuz değil mi ekranda? Evet hocam. Bakın led for döngüsü içerisinde şu işlemleri yapacak. Yani bunun süslü parantezi içerisinde output b led demiş. Bunun süslü parantezini açalım. Şeyin for'un bakın diğeriyle eşleştirmeye çalışıyor. Ben onunkisini de hazırladım, yazdım. Output b portuna led'i göndermiş. Led değişkenini gönderdik. Yani bu for'un döngüsünün içerisine bunu yazdık. Şurada. Sonra led'i bakın şuradaki komutu tartışacağız. Led içerisindeki birleri bir bit sola kaydır. O da şu demek bakın eğer led'in içerisinde şu varsa ekranda gördüğünüz 0 0 0 0 0 0 0 1 şurası bakın hatalı. Burası da 0 olacak. Burada anlaşalım. Anladınız mı burayı? Burası da sıfır olacak. Hemen orayı düzelteyim ben kalemimle. Evet, şurası da sıfır olacak. Oraya yazacağım sıfır olduğunu. Tamam, maviyle olsun. Bunu algılıyor mu? Hayır, kalemi algılamıyor. Şurası da sıfır olacak. Ben kendim mouse'la yazdım. Güzel. Bakın artık yeni datamız ne oldu? Bu arada sağdan sıfır ekliyor. Bunu kaydetsin. Sağdan sıfır ekliyor ve artık yeni data 0 0 0 0 0 0 1 0'a dönüştü. Yani şuradaki komut
Onu yapıyor. Yani bir bit kaydırıyor. Tamam, gidip hemen yazalım. LED eşittir. Bakın LED'in yeni değeri ne olsun diyor. LED sola doğru hareket eden bir bit kaydırarak yeniden LED'i LED'in içerisine yaz. Burası anlaşıldı mı? Yani şu işlem. Anladım. Ve 100 milisaniye bekle demiş. Ben 200 milisaniye yazayım, fark etmez. Delay 1 saniye. Ben görebilmek için 200 istedim. Tamam, bunu yerine getirdi. Sonraki artık for döngüsü bitti. Bakın bu sola hareket etmek için şuradaki blok for döngüsü şuraya kadar sola hareket yapıyor koyulttuğum yer. Ya da işte bizim şurada yazdığımız şu kısım sola hareketi gerçekleştiriyor. Şimdi bir de sağ hareket için, yani hareket eden ışıklar deneyiydi bu. O nedenle bir de bunun farklı versiyonunu yazdırmış bize kitap. Hani bunun simetrini değil de. Diyor ki LED'in içerisine şu değeri yükle. 0x80. 0x80 ne demek arkadaşlar? Bu hangi değeri yüklediği anlamına gelir? Ne diyorsunuz? 0x80 değeri ne demek? Aslında bu değerin şu olduğu anlamına gelir değil mi? Bakın yorumla yazayım buraya. 0B 8 değeri arkadaşlar 1, yani şu 1000 sonra 000, yani şu değeri yüklüyor 8 bite. Yani en baştaki 8, yani şurası 8, burası 0, burası 0 değerini yükledi. Tamam. Sonra diyor ki B portuna LED'i yazdır. Yazdıralım. Output B portunun içerisine LED değerini yazdırdım. Sonraki satırda benden ne istiyor? 100 milisaniye bekle. Ben onu 200 milisaniye yapmıştım. 200 milisaniye yaptım. Sonra 200 milisaniye yaptım. Evet, yeni döngümüz. Bu sefer bakın 6'ya kadar hareket ettiriyor. 6 tur atsın. Tamam, 6 tur atsın, yazalım. Bu yeni döngünün içerisinde 6 kez kendini tekrar edecek. 0'la beraber 7 mi oluyor? İyi, eşittir. Kaçtan başlatmış? 0'dan başlıyordu hocam. 0'dan başlamış. 6'ya ulaşması 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adım tekrar edecek burası. Burası da 8 adım tekrar ediyordu. 6'ya kadar tekrar edip kendisini yazsın. İ eşittir 0'dan İ küçük eşittir 6'ya kadar İ artı artı bunu yazsın. Sonra ne istemiş? Tabii bunun süslü parantezlerinin içerisini çalıştıracak. Ona bakalım ne çalıştıracakmış. LED'i arkadaşlar bu sefer bakın sağ bir bit hareket ettiriyor. Sağa doğru bir bit hareket ettir. Tamam, LED eşittir. LED'in içerisindekiler bir bit sağa doğru hareket etsin. Bunun da anlamına bir bakalım hemen. O da şurası. Sola hareketli. Bakın sağ hareket. Biz 8 yükledik ya. 0x80'i yüklemiştik. O da şu demek. 1000000. En sağdan, en soldan bir sıfır ekler ve sağa doğru bir bit kaydırır. 01000000'a dönüşür. Yeni, yani bir adım hareket ettiğinde şu for döngüsü LED'in içerisine tekrar LED'i yükler ve B portuna bunu göndermesini istemiş. Biz de yazalım. Output B portu LED'in içerisindeki değeri yükle. Sonra bekle mi diyor. Sonraki değerde. Evet, bekle diyor ve artık şeyi bitiriyor.
bu for döngüsünü bitiriyor. Led yani şey delay düzeltiyorum. Milisaniye 200. Şimdi yukarıdaki döngüyle aşağıdaki döngü arasında fark var. Burada önce yazıyor, sonra kaydırma işlemini yapıyor. LED'in içerisinde bir değeri var. Bakın LED'in içerisinde ama iyi döngüsüyle çalışıyor. Burada da aynı. LED'in içerisinde şu değeri yüklüyor. Yani en solda 1 olan 8 bitlik değer yüklüyor. Onu sağa doğru hareket ettiriyor. Burada 7 kez, burada da 8 kez hareket ettiriyor. Burada önce yazıyor, sonra kaydırıyor. Burada önce kaydırıyor, sonra yazıyor LED'in içerisine bilgiyi. Bakın şöyle bir şey var. Yukarıda şu for döngüsünden önce yukarıda bakın LED'i bir kez yazdırmış. Yani aslında ben ekranda şu değeri gördüm. Sonra for döngüsünün içerisine girdi. LED'i bir tane kaydırdığında artık şuradaki bilgi yani şu satıra geldiğimde LED'in içerisinde şu olacak. Şuradaki bir tane sağ hareket etmiş olacak. Burası 0, 1 olacak. Sonra bunu şu satırda ekrana yazdıracak. Ctrl-C. Şurada ekranda göreceğim. Artık yani şurada bir kez gördüm. Sonra bu döngü başladı. Bunu gördüm. Bakın gecikme süreleri eşit olduğu için şu döngüyle bu yani döngü for döngüsünün dışında da for döngüsünün içerisinde de aynı bekleme süresine sahip. Şuradaki komut işleme farkını ben algılayamam zaten. Sanki şurayı da for'un içerisinde çalıştırmış gibi algılarım. Yani aslında for döngüsünü anlatmak için. Bunu bir çalıştıralım. Görelim ne yapıyor. Yükleyelim. Aynı yerde kodu oluşturduk. Bakın buradan aşağı doğru 200 milisaniyeli hareket ediyor. Sonra tekrar yukarıya gidiyor. İsterseniz biraz geciktirme, daha da geciktirelim. Mesela 3 tane delay vardı burada. İşte 300, 400 yapalım. 400 milisaniye, 400 milisaniye, 400 milisaniye. Değerleyelim. Tekrar yükleyelim. Evet bakın 400 milisaniye ile aşağı hareket ediyor. Tekrar yukarı hareket ediyor. Yani şuradaki işlemi yani şurası bu döngünün içerisine alınabilir. O zaman 7'ye kadar hareket ettirirsiniz. LED'in ilk değerini buranın içerisinde ekrana yazdırırsınız. Yani şuna dönüştürme durumunuz söz konusu. Başka bir şey daha yapabiliriz. Mesela şöyle yapmak istesek. Şuradan 2 tane 1 ile başlasın. 2 tane 1 böyle yavaş yavaş hareket etsin. 1 bit 1 bit. Sonra tekrar yukarıya 1 bit hareket etsin. Ama şurada 1 kalsın. Sonra tekrar 2 tane 1. İki tane bir şu ekranlarda, burada, şurada hareket edecek şekilde yapmak istesem, bakın buraya 3 değerini yüklerim. 3 değeri yani şu demek, şu iki tanesinin aynı anda bir yanması demek. Sonra iki tanesi aynı anda bir yandı, sola doğru bir bit hareket etti. Şurada da arkadaşlar şu ikisini bir bir yapabilmek için, yani şurası bir bir olabilmesi için buranın 12 olması, 12 olması da buranın C olması anlamına gelir. Buraya C yazarsam aynı işlemi bu sefer 2 tane 1 ile yapar. 2 tane 1'i hareket ettirir. Hangi adımlarla? 1 bitlik adımlarla çalıştıralım. Çalıştıralım. Evet bakın 2 tane 1 aşağı hareket etti. Bir tane 1 kaldı. Tekrar yukarıya gitti. Tekrar 1 bit kaldı. Tekrar aşağı gidecek. Şimdi bunu 2 tane 2 tane hareket eden yapmak istersek. 2 tane 2 tane hareket eden. Bu arada bu kodu ders notlarınızın içerisine atmış mıydım? Yok onu atmamışız. Şuraya
Kayan led uygulaması diyelim. Kodu ekleyeyim ben. Şuradaki kodu ekleyelim. Siz ders videosundan uygulamanın hangi kısmıyla eklendiğini anlarsınız artık. Ctrl A, Ctrl C. Bunu da buraya yapıştırayım. Kaydedildi zaten. Şuraya beşinci hafta ders uygulamaları bunu kaydettik. Geri dönelim. Evet, iki adım hareket etmesini istersem ne yaparım? Kim söyleyecek? İki adım hareket etse. 2-2 kaydırmayacak mıyız o zaman? Evet, nereye, nasıl yapacağız onu 2-2 kaydırmak için? Bu her bir biti sol bir kaydırırken onu 2 olarak değer vereceğiz. Evet, kesinlikle buraya 2 yazacağız. 2 yazdık. Şuraya da 2 yazacağız. Bunu da 2 yazdık. Ama sayısı fazla. Buradaki mesela şuradan 2 bit hareket edince, yani bir kez gösterdi. Bir kez kaydırdı. 2, 3, 4 adımda gider. Yani şurayı aslında benim 4'e indirmem lazım. Bunu da 4'e indirirsem sanki olur gibi. Deneyelim. Ama bir bit, yani ekranda bir led kalacak. Ekranı ya da hepsini sıfırlayacak. Saymadık ama bir daha kontrol edelim. Bakalım nasıl çalışıyor. Bakın buraya hareket etti, buraya hareket etti. Silindi. Evet, bir kez silinip geri geliyor. Burada da öyle. Onu düzenlemek için birer adım daha mesela azaltılır. Burası 3'e çekersek burayı. 3. Burayı da 3'e çekelim. Olacak galiba. İşte farklı senaryoları kodlayıp ne yapabiliriz? Eğer bizim ihtiyacımız öyleyse, evet bakın geri gidiyor. Hani ilk, evet şurada bir kayıp var. Geri gittiğinde şurayı da nasıl düzenleriz? Bir kez kayboluyor. Evet, sola yükledi. Sonra burada bir kez hareket etti. Şunu 2 yapalım. Bir, iki, üç, dört. Evet, oldu. Yani hiç kaybetmeden de istersek yapabiliyoruz. Ya da kaybederek ekran sıfırlanır. Tekrar geri, sanki şuradan çağırıyormuş gibi o ikileri ya da birleri düzenleyebiliriz. Ben şimdilik dersi burada bitiriyorum. Akşam dersinde birazcık daha genişleterek, geliştirerek devam edeceğim. Sorunuz var mıdır? Benim yok hocam. Tamam, ders videosunu izleyin. Zaten ders, şunu da isterseniz ekleyeyim. Kontrol ya da kodun içerisinde ne var şurada? Mesela şunu böyle kopyalayıp yanına altı açabilirim. İşte 2 bit kaydırmak için. İşte birisini aktive ederseniz. Şuraya yorumla açayım bunu. Burası mesela 2 olabilir. Ama döngüler değişecek o zaman da. Şunu da yapabilirsiniz. Sadece ders kaydının içerisinden takip ederseniz ne anlama geldiği anlaşılacaktır. Bunu da şöyle yapayım. Bunu da 2 yapabilirsiniz. Şuradaki işte yüklenen bilgiyi farklılaştırabilirsiniz. 1 ya da 3. Şeklinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Tamam, ders kaydınızı da ben oluşturacağım. İşte ders 1 diyelim. Buraya videosunu yüklerim. En kısa zamanda. Bunu yayınla diyeyim. 5. hafta ders notlarınız artık burada var. Ders videonuzu da en kısa zamanda yüklüyorum. Sorunuz yoksa arkadaşlar, hepinize akşam dersinde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. İyi günler hocam. İyi günler.